Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizler birlikte Asus'un ROG Strix GTX 1070 Ti ABG ekran kartını inceleyeceğiz. Republic of Gamers ailesinden Strix Gaming modeli en üst 1070 Ti modeli 3 fanlı soğutmasıyla karşımızda. Evet Ali. Zaten kutudan çıkarttık ama izleyicilerin en çok merak ettiği şey şu. Nvidia 1000 serisini zaten bütün modelleri duyurmamış mıydı? Neden yeni bir 1070 Ti diye ekran kartı karşımızda? Ali, AMD'nin Vega 56 kartını duyurmasından sonra Nvidia'da bu kartı bir rakip çıkartayım dedi. Bu bağlamda 1070 Ti piyasaya sürdü. Aynı zamanda 1000 serisinde yeni bir haber oldu. Yeniden bir canlılık getirdi. Yeni bir tane rekabetçi model eklemiş oldu. Çünkü 1080, 1080 Ti, Titan XP derken daha aşağıdaki kartlar da işte 1050'ler, 1060'lar bunların Ti modelleri de ortaya çıkmıştı. Evet. Bir süredir böyle alttan alta dolaşan bir 1070 Ti dedikodusu vardı ama İnsanlar bunun kesin olup olmadığını bilmiyordu. Nihayet kanlı canlı karşımızda kesin olarak çıktı. Ve esas sorulan soru bu kart 1080'i şimdi geçiyor mu? Kafalarda bunu netleştirmek lazım. Ali Kart 1070 ile 1080 arasında. Zaten baştan söyledik. Belli bir rakibe göre konumlandırmış. Performansını da ölçüp sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama Recep bu kartın amacı ne? Yani tamam buraya konumlandırmışlar adamların ticari bakış açısından baktığınız zaman rakibin karşısına konumlandırmış. Benim kullanıcı bakış açımdan bunun anlamı ne? Ali senin açınan anlamı şu 1440p'de oyunları akıcı bir biçimde oynatabiliyor. Yani 1440p, 1080p, 4K kartları olarak biz aslında bunları yayın olarak, inceleyen editörler olarak sınıflandırdık. Evet üretici de aslında bu şekilde sınıflandırmaya geldi. Kullanıcılar için anlamayı kolaylaştırıyor sisteminde full HD'den daha yüksek çözünürlüğe çıktığın zaman yüksek performansta buna odaklı bir ekran kartı kullanman gerekiyor. Burada ne var elimizde? 1070 vardı. Şimdi 1070 Ti bunun bir adım daha ötesi 1080'e, 1080, e, 1080 Ti'ye, Titanlara çıktığımız zaman artık 4K'da yol almaya başlıyoruz. Evet Ali özellikle 4K için Nvidia'nın tavsiyesi 1080 Ti, Titan XP veya 1070 Ti SLI. 1070 Ti SLI de burada tavsiye edilmesi ilginç olmuş. SLI'nin böyle üzerine örten Nvidia tekrar SLI'nin adını almaya başladı. Ben desteği arttırmalarını istiyorum ama bir yandan da yayın olarak biliyoruz ki bütün oyunlarda SLI ile performans artmıyor. SLI yapacağınızda tek güçlü kart kullanın diyoruz. Peki 1070 Ti'da neler var neler yok özellikleri anlatalım hocam. Başlayalım Ali. Ali öncelikle kart bir önceki model olan GTX 970'ten iki katı daha fazla performans sunuyor ve iddia edilen aksine overclock edilebiliyor. GTX 970 hala çok güzel kart ama iddialar özellikle 1070 değil zaten overclock olmayacak yönündeydi. Hayır hız aşırtma var yani ekran kartını alıp hızını aşırtmak için iyi soğutmalı sürümlere bakacağız. Evet kart GTX 1080'de kullanılan GP104 GPU'sunu temel alıyor. Tabii ki bunun biraz daha kırpılmış bir sürümü mevcut üzerinde. 200 Watt altında bir güç tüketimi ve sadece 8000 güç gereksinimi ile performansı sunabiliyor bize. Evet kartı kuttan çıkarttığımız zaman o 8000 güç bağlantısını görmüştük. 1070'in de güç verimliliği güzeldi. 1070 Ti'de de pin sayısı çok fazla artmış. Evet. 2432 adet CUDA çekirdeği barındıran GPU'ya 8 GB ddr 5 bellekler eşlik ediyor. Bellek frekansı 8008 MHz ve bellek veri yolu da 256 bit. Öte yandan Nvidia 4'e 1 ve hatta 8'e 1 oranda kayıpsız renk sıkıştırması yapabiliyor. Bu sayede bugünkü 256 bit veri yolu eski 256 bit ile pek de karşılaştırılamıyor. Evet ekran kartlarına bit değerine bakarak kesinlikle tercih etmeyin. Çünkü eski nesil kartlara yönelirsiniz ve performansı düşük olur. Kesinlikle hatalı bir yöntem bunu söyleyelim. Ekran kartının gigabaytına bakmadığımız gibi bit değerine bakarak da almıyoruz. Evet bugünkü veri yolları çok daha verimli bir şekilde kullanılıyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi GP104 çekirdeğinin kırpılmış versiyonunu kullanıyor dedik. Bir de başta ABG diye bir tabir kullandık. Bunu bir açmamız lazım hocam. Ali ABG'nin açılımı Advanced Bind GPU. Şimdi Advanced Bin GPU dediğin zaman daha önce ekran kartı kutlarına pek görmediğimiz bir tabir oluyor. Kullanıcılar bakıyor. Bunu da açmak lazım, Türkçe çalıştırmak lazım. Şimdi her zaman söylediğimiz gibi silikonlar fırından çıktığı zaman aynı kalitede olmuyor. Her bir silikonun kalitesi farklı farklı oluyor. Evet bunları test ediyorlar, görüyorlar, ihale yoluyla satıyorlar. Kimi zaman toptan satıyorlar, kimi zaman ayırarak satıyorlar. Sonuçta şöyle düşünün bir fabrika var, fabrikanın elinde bir üretim var. A kalite ürün, B kalite ürün, B plus kalite ürün. Onları ne kadar bölerler? El debi. bir hasat var. Burada çayın üst kısmı, çayın orta kısmı gibi cidden adam var. Organik ürün gibi bu silikonları ayırıyorlar. Ve bunları üreticiler alıp ekran kartına dönüştürüyor. Evet. Asus da diyor ki biz burada ovuklak potansiyeli yüksek olan GPU'ları seçip bu modelde kullandık. Tabi bunu yapmak istediğin zaman biraz daha yüksek maliyete katlanman gerekiyor. Bir GPU'ları ayırmak, test etmek bedava bir süreç değil. İkincisi hadi onu geçtim fabrika sana doğrudan stoğu A kalite, B kalite diye sunsa bile satışa her zaman A kaliteleri doğrudan satarak yapmıyor. Yanına bu kadar da hesaplısını alman lazım diyebiliyor. O tamamen ticari olarak şirketlerin arasında ve açıklanmayan durum var. Sonuç itibariyle kaliteli bir GPU almak istiyorsan ama üretici olarak bunun bedelini ödemek zorundasın. Evet bu kartta bu kaliteli GPU ihtiva ediyor. Overclock potansiyeli yüksek. Bunu tabii nasıl anlayabiliyoruz? Aslında GPU Tweak 2 yazılımı ürüne birlikte geliyor. Bu yazılım üzerinden kartı doğrudan OC modu alıp referans karttan daha yüksek performans elde edebiliyorsunuz. Bu da kullanıcıya aynı koda sahip ama daha yüksek performanslı bir ekran kartı kullanma ve daha yüksek FPS alma, daha stabil çalıştırma imkanı sunuyor. Çok yüksek frekansları sadece görmek değil, ekran kartı oyun çökmeden bu şekilde çalıştırabilmek de önemli. Sadece kısa testlerdeki yüksek hız aşırtma değerleri, mesela rekor değerler işlemcilerde, ekran kartlarında her zaman çok anlam ifade etmiyor. Pratikte biz testlerde oyunu rahat bir şekilde oynayabildiğimiz, kullanabildiğimiz değerlere bakıyoruz. Bir gerçek dünya oluyor, diğeri de rekor dünyası oluyor. Evet, gpt 2yi açtığımız zaman Ali, OC modda GPU boost frekansı 1759 MHz oluyor. Referans modellerin boost frekansı ise 1683 MHz. Tabi burada şunu da belirtmek lazım. Biz oyun oynarken kullanacak farklı frekanslar görecekler. Bunun sebebi boost frekansının sıcaklığa göre değişiklik göstermesi ki oyun arasında kartın 1.9 GHz'e çalıştığını göreceksiniz. Her üretici farklı frekans değerleri kullanabilir. Elindeki GPU'ya göre. Bu bir standart yok ama açıklanan standart bazı taban rakamlar var. Bunun altına inmemesi gerekiyor. Evet. Bunlar tabii ki hazır modlar. Manuel ayarları daha yüksek frekanslara da çıkartıp kendiniz hız aşırtma yapabilirsiniz. Tavsiyemiz barı doğrudan sona getirmeyin. Bu tehlikeli bir işlem. Hafif hafif adım adım giderek stabil çalışmasını kollayın. Şimdi hız aşırtma yaparken neden böyle bir model aldığımızda 3 fanlı sağlam soğutmalı model aldığımızda içimiz rahat ediyor. Aslında olay üzerindeki fan sayısı değil. Kullanıcılar temel olarak fan sayısını görse de bunun altında PCB dediğimiz devre şemasında kullanılan bileşenler ve güç beslemedir anahtar nokta. Evet Ali, evet. GTX 1070 Ti'de Nvidia referans tasarımda GTX 1080'de kullandığı güç beslemesini kullandığını söylüyor. Bu gerçekten gelişmiş bir güç beslemesi. 1080 incelemesinde zaten bunu değinmiştik. Burada ne var? 5 fazla dual FET güç besleme sistemi vardı GTX 1080'in üzerinde. Asus PCB'sine baktığımızda ise 6 artı 1 güç tasarımını görüyoruz. 6 faz GPU besleme için, 1 fazla bellek besleme için kullanılmış. Bu güçlü besleme sayesinde ekran kartını ederken herhangi bir sorunla karşılaşmıyoruz. PCB'nin üzerine baktığımızda yine kartın güç kontrolünden UPI yarı iletken firmasının UP9511P Yonga'sının sorumlu olduğunu görüyoruz. Şimdi soğutmaya geçelim. Soğutmada yüzeysel olarak ne görüyoruz? Arka plakanın aydınlatmalı olduğunu görüyoruz. Biz bunu tabii ki söküp içerisine de testlerden sonra baktık. Max kontak teknolojisi özellikle burada anahtar nokta. GPU'ya daha pürüzsüz bir yüzey temas ediyor. Bu sayede oluşan ısı daha etkili bir şekilde soğutma bloğuna aktarılabiliyor. Burada birden fazla bileşenin olduğu karmaşık bir soğutma yapısı var. Burada fan yaprakları var, burada alüminyum yapraklar var, burada ısı boruları var, temas eden kısım var temel olarak baktığımız zaman hepsinin amacı GPU'yu etkin bir şekilde soğutmak. Buradaki soğutma bloğu alüminyumdan yapılmış ve buçuk slot kaplıyor. Evet burada temel bir slot kalınlık sistemi kullanıyoruz artık. Bir slot eski o ince ekran kartları, iki slot daha sağlam ekran kartları, buçuk slot biraz daha artık yüksek. Alttaki slota bir şey takma imkansız hale getiren ama soğutmayı kuvvetlendiren bir kalınlık oluyor. Çift slot kaplayan soğutmaya göre %40 daha büyük bir soğutma bloğu elde etmiş oluyoruz bu sayede. Çünkü hem uzunluk hem de kalınlık aynı zamanda artmış oluyor. 3 fanlı tasarımın üzerine bir de soğutma bloğunu kalınlaştırdığın zaman muazzam oluyor. Kullanılan metal miktarı artıyor. Maliyet artıyor ama etkin soğutmada o kadar güçlenmiş oluyor. Evet, soğutma bloğunun üzerinde Asus'un patentli WingBlade IP5X sertifikalı fanları var. Strix soğutmada fanlar ekran kartı 55 derece sıcaklığa ulaşmadan devreye girmiyor. Bunu zaten uzun zamandan beri takip ediyoruz. Ama yine söyleyelim, ilk defa bu kartın incelemesiyle birlikte tekrar ekran kartı, oyun sistemi, güçlü bilgisayar dünyasına adım atacak bir kullanıcı vardır. Ekran kartını takar, ya fanlarım çalışmıyor, bozuk mu acaba der. Hayır, değil. Artık gürültü istemiyor kullanıcılar. Bu yüzden fanlar otomatik olarak kendini kapatıyor. Duruyor. Sıcaklık yükselince hafif, hafif otomatik başlıyor. Evet. 55 derecede fanlar tekrar dönmeye başlıyor. Asus'un kullandığı bu wing blade fanlar daha fazla hava basıncı sağlıyor ve IP5X sertifikası da toza dayanıklık sunuyor. Özellikle toza dayanıklı yapmalarının sebebi de şu. Hızlı bir şekilde kullanırken üzerine yapışan tozlar performansı azaltıyor. Bu daha uzun bir süre ve daha az temizlik, daha az bakım ile performansı bir soğutma sunmasını sağlıyor bizlere. Evet, ekran kartının üzerine baktığımız zaman Osus Fan Connect 2 teknolojisini görüyoruz. Bu nedir? Kartın üzerinde, yani evet ekran kartının üzerinde 2 adet 4 pin fan bağlantısı mevcut. Bu fan bağlantılarını PWM ve DC fanları bağlayabiliyorsunuz. Fanlar ITE'nin 8915FN kontrolcüsü tarafından kontrol edebiliyor. Şimdi bu ne işe yarıyor? Ana üzerinde olması gereken fan kontrolcü ekran kartına niye koydunuz? Artık koyacak özellik mi kalmadı diyebilirsiniz. Ama bunu demeden önce eski bazı kasa tasarımlarını hatırlarsanız halen piyasada olan bazı kasalarda yan kapakta da fan yuvaları var. Ekran kartının üzerine ya da ekran kartının çevresine onun soğutmasının parçası olarak fanları eklediğiniz zaman onların kontrolünü de buradan yapmış olabiliyorsunuz. Yani daha gelişmiş bir ekran kartı soğutma sistemi için oraya bir ön ayak olmuşlar. Buraya bir ek imkan sunmuşlar. Evet taktığınız bu fanlar ekran kartının sıcaklığına göre devrini artırabiliyor. Yani bir nevi ekran kartta birlikte çalışıyorlar. PCB'ye bakmaya devam ettiğimiz zaman temiz bir işçilik görüyoruz. Aslında bunu işçilik demek ne kadar doğru biraz tartışılır Ali. Çünkü Asus Auto Extreme teknolojisini kullanıyor ve üretim tamamen otomasyon makinelerle gerçekleştiriliyor. Olsun robotla yapsa işçilik işçiliktir. Robot işçilerin burada elemeğini göz nurunu <laughs> görüyoruz. Auto Extreme teknolojisini daha önce de anlatmıştık. Neden? Özellikle kalifiye, yüksek kalitede iş yapan iş gücü artık bir sorun olmaya başladı. Yeterli miktarda fabrikanın üretimini arttıramadıkları zaman ne oluyor? Ekran kartı sıkıntısı çekiyoruz. Fiyatlar yükseliyor. Evet. Bu yüzden Asus robotik teknolojide de artık pek çok kısmını el değmeden tamamen otomatik olarak üretebiliyor. Bunu da aslında yapmaları yeni değil. Geçtiğimiz sene, geçtiğimiz dönemde buna adım atmışlardı. Doğal olarak üretimde büyük bir değişim oldu. Nihayet bunun oturduğunu burada da görebiliyoruz. Evet, Asus bunun meyvelerini de almaya başlamış Ali. Geri dönüş oranları %30 oranında azalmış. Arızayı da azaltıyor, hatayı da azaltıyor. İnsan hatasını ortadan kaldırıyoruz. Tabi bu demek değil ki insan denetimi ortadan kalkacak, hayır halen üretilen ürünler, yapılan işler, robotların çalışmaları bir denetim ve debugging altında. Çünkü makinalarında, buglarının hatalarına eklenmesi gerekiyor. Kesinlikle. Devam ettiğimiz zaman kartın üzerinde Aura RGB ışıklandırma olduğunu görüyoruz. Ön kısımda ve arka plakada ışıklandırma mevcut. Altı farklı efekt var. Sürekli acık, nefes alan, yanıp sönen, renk değiştiren, müziğe göre veya kar sıcaklığına göre değişen bir efektler ayarlanabiliyor. Asus Aura Sync ile birlikte Asus ekosistem kullanıcılarına özellikle yönelik bir ışıklandırma çözümü sunuyor. Yani kasanın iç ışıklandırmasını da bağlıyorsun artık. Ekran kartını, ana kartını, üzerindeki diğer bileşenlerin ışıklandırmalarını ne oluyor? İster takım renklerinde ister kendi kontrolünde birbirinden bağımsız kafasına göre giden değil de uyumlu çalışan aydınlatma oluyor. Hatta Asus dışındaki markalar da Asus'un kendi Aura Sync ile uyumlu ürünler geliştirmeye çalışıyor. Diğer üreticiler arasında artık bir RGB ile de hepimiz koyduk. Bari şunu birlikte kullanıcılar düzgün kullanabilsin diye işbirliğinin de geliştiğini görüyoruz. İhtiyacımız olan bir şeydi bu gerçekten. Evet Kart VR uyumlu. Bunu zaten kuttan çıkartırken belirtmiştik. Bu bağlamda üzerinde çift HDMI çıkışı mevcut. Yazılımlara baktığımız zaman GPT 2 ile geldiğini zaten söyledik. GPT 2 içerisinde bir de Professional mod var. Professional mod üzerinden daha gelişmiş overclock seçeneklerinde ulaşabilirsiniz. Bunu da belirtmemizde fayda var. Yine 1 yıllık XSplit lisansı da geliyor. Bu da 99 dolar değerinde. Ekran kartının arka kısmında bağlantı seçeneklerimizi görüyoruz. DVI ya da HDMI yerine ben DisplayPort kullanmayı tercih ediyorum. Testlerde de biz genellikle DisplayPort kullanıyoruz. Size de bunu tavsiye ediyoruz. Oyun testlerine geçmeden önce test sistemimizden de bahsedelim. Sistemimizin kalbinde Asus Maximus 10 Hero anakartı yer alıyor. Bu anakartın üzerinde Intel'in Core i7-8700K işlemcisi yer almakta. Fakat işlemcinin frekansını daha fazla mümkün olan en az seviyeye indirmek için 5 GHz overclock ettik. Tek çekirdek performansı en yüksek en güçlü olan işlemcisi şu an Intel'in bize sunduğu. Bunu arttırarak ne elde ettik? Ekran kartının limitsiz daha doğrusu ekran kartının işlemciyle birlikte çıkabileceği en yüksek performansı görmemizi sağlayacak. Evet bu işlemcinin soğutmasında da kullanılmasının Hyper 212 Evo soğutucusu sorumlu. Yine sistemde 16 GB Gain'in DDR4 bellekleri mevcut. Samsung 960 Pro SSD'miz üzerinde çalışıyor. Windows 10'un 17.09 sürümü. Burası önemli nokta çünkü son sürüm. Yine Corsair'in HX850i PSOS'a sisteme güç sağlıyor. İnceleme tarihinde en güncel Nvidia sürücülerini ve yazılım olarak her şeyin en optimize, en güncel halini kullanıyoruz. Bütün yazılımlar dediğimiz gibi orijinal. Bu da anahtar noktadan bir tanesi. Şimdi oyun testlerine geçtiğimiz zaman özellikle bu tek çekirdek performansının artısının katkısını da görebileceğiz. Yüksek FPS'lere ulaşabileceğiz diye düşünüyoruz. Bakalım ulaşabildik mi? Evet. evet. Ali epey bir yeni oyun katıldı testlerimize. Bu açıdan ben çok heyecanlıyım. Neler var yeni oyunlar? middle Shadow of War var her şeyden önce. middle Shadow of Mordor değil, Shadow of War. Yani oyunun ikincisi. Bunu özellikle söyleyelim. Çünkü sırf ismi okuduğumuz zaman ilk oyun mu, ikinci oyun mu ayırt etmekte zorunda bir insanlar. Evet, gerçekten güzel optimize edilmiş oyunlardan bir tanesi. Bir de tabii ki yeni oyunumuz Total War Warhammer 2 var. Evet, oyunun da ikincisi geldi. Total War Warhammer testleri özellikle genellikle testlerde göz önüne alınmayan strateji oyuncularını hedefleyen bir test. Bu önemli. Yani Civilization'ın ana ekranını merak ediyorum diyen kullanıcılar da burada savaş ekranı testinden faydalanabilecek. Strateji oyunlarının genel ana harita animasyonlarının nasıl işlendiğini, burada performansın nasıl etkilendiğini oradan yola çıkarak görebilecekler. Aynı zamanda da o yoğun 3D savaş sahnelerinin olduğu kısımlarda efektler, büyüler uçarken ne yer olduğunu anlayabilecekler. Evet. Bu bağlamda testlerimize Total War Warhammer 2 ile başlıyoruz. 1445 çözünürlükte, aşırı kalitede DirectX 11'de test ediyoruz. İlk testimiz savaş modunda. Burada 53.6 FPS değerini elde ediyoruz. Bir de tabi dediğimiz gibi senaryo modu var. Yine aynı ayarlar 1445 çözünürlük, aşırı ayarlar, DirectX 11'de 64.5 FPS elde ediyoruz. Şimdi savaş ve senaryo modlarına yine 1440p ve aşırı ayarlarda DirectX 12'de bakıyoruz. Evet. Oyunun DirectX 11 ve 12 sürümleri var. Dizüstü bilgisayarda ilginçtir bazı modellerde DirectX 12 modunu hiç açamıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Yani her sistemde bende DirectX 12 çıkmıyor olayı olabilir. Ama bu ekran kartı güncel bir ekran kartı ve DirectX 12 destekliyor. Burada aldığımız performans Savaş modunda 45 FPS, senaryo modunda 54.7 FPS. Baktığımız zaman DirectX 11'e göre Warhammer 2'nin DirectX 12'de daha düşük performans verdiğini görebiliyoruz. Evet, DirectX 12'de daha düşük performans aldığımızdan dolayı bundan sonraki bütün testleri Total War Warhammer 2'de DirectX 11 modunda gerçekleştiriyoruz. Evet, burada baktığımız zaman 1080p testi var. Özellikle 1440p ekran kart dedik ama... 1080p monitör olan kullanıcı nasıl performans olacak, bu önemli. Yine aşırıdan aşağıya düşmüyoruz çünkü güçlü bir ekran kartı. Evet. Burada DirectX 11 1080p aşırı ayarlarda savaş modunda 76.1, senaryo modunda 92 FPS alıyoruz. Yani FPS'miz arttı. Evet. 4K çözünürlüğüne de çıkıyoruz. Zira merak eden kullanıcılar olacaktır. Bu kartla 4K oyun oynayabilir miyim diye. Önce aşırı ayarlarda test ediyoruz. 4K çözünürlükte savaşta 28.1 FPS. Senaryo modunda ise 36.3 FPS alabiliyoruz. Yani ancak oynatabiliyor diyebiliriz 4K'da. 30 FPS'nin altına düşmek hoşumuza gitmedi. Ama 4K'da aşırı ayarları açmıştık. Yani evet. abartı ayarları seçmiştik. Biraz kısalım ve yüksek ayarlara getirelim. Savaş modunda 4K'da yüksek ayarlarda 35.2 FPS, senaryo modunda 43.8 FPS aldık. Ama halen daha 30-35, 30'un üzerine çıksak da biraz daha kısalım dedik ayarları. Evet en azından oynanabilir seviyeye gelmişti. Biraz daha artıralım. Orta ayarlara indiğimizde savaşta 42.6 FPS'ye çıkıyoruz. Senaryo modunda ise 49.5 FPS'ye çıkıyoruz. Yani 4K çözünürlükte orta ayarlarda oynanabilir bir performans elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Gayet güzel. 1080 ekran kartıyla kıyasladığımız zaman 1070 Ti'nin de 4K'da kullanılabilir olduğunu görüyoruz. Ama esas parladığı yer 1440p ve 1080p'de daha da yüksek performans oluyor. Ama başka oyunlarda durum nasıl? Çeşitlendirelim. Evet Ali, Rise of the Tomb Raider ile 1440p Very High ayarlarda test ediyoruz. Very High bu oyundaki en yüksek ayar zaten. DirectX 12'de daha yüksek performans veriyor Rise of the Tomb Raider. Bu alanda DirectX 12'de test ediyoruz. 85.92 FPS alıyoruz. Gerçekten güzel bir değer. Yani neredeyse 90 FPS'ye ulaşacağız. 1440p'de en yüksek ayarlarında 90 FPS'e yaklaşmak, 80'in üzerine çıkmak az bir başarı değil. Yani 60 FPS hedefinin bayağı bir ötesindeyiz artık. Sırada Middle Earth Shadow of War testimiz var. 1445 çözünürlükte ultra ayarlarda test ediyoruz. Oyun DirectX 11 kullanıyor ve işlemin sonucunda 65 FPS değerini elde ediyoruz. Testler sırasında işlemci frekansımız 5 GHz'ın altına düşmedi. Sıcaklık 80 derecenin üzerine çıkmadı. Yani işlemcimiz son derece stabil ve yüksek performansla çalıştı. Bir diğer dikkat ettiğimiz nokta ultra ayarları 8126 MB ile gerçekten ekran kartı belleğinin tamamını kullanmış olmamız. Hatta bazen ayar yaptığınızda bazı oyunlarda 8 GB'ın ötesini ötesinde istediğiniz Yeni söyleyen oyunlar görebiliyorsunuz. Ama FPS 65 gerçekten muazzam. Peki yarı yarıya bellek kullanırsak performans nasıl oluyor? Hemen ultra'dan haya indirdik. 4.2 GB VRAM kullanımı ile 65 FPS'den 70 FPS'ye çıktık. 5 FPS fark var. Arada. Evet Ali görseller değişiyor ama FPS'de çok devasa bir değişiklik olmadı. Ben yüksek kalite dokuyu seviyorum. Özellikle modlu oyun oynayanlar için de bu önemli bir değer. Yani yüksek performans, yüksek bellek gereksinimi de bu ekran kartı rahatlıkla karşılayabilir. Evet Shadow of War 100 GB'ın hakkını veriyor diyebiliriz. Evet o da diskle kapladığı yer. SSD olmadan bu oyunu oynamak ya da herhangi bir büyük oyunu oynamak cidden biraz mesele olmaya başladı. Dosyaların ilk açılması, testlerin ilk başlangıcı performansınızın ilk denemede düşük olmasına da sebep olabiliyor. Burada yaptığımız bütün testler birden fazla defa tekrarlandı ve aradaki farklar takip edildi. Bunu da özellikle belirtelim. Aynı zamanda bütün testlerde orijinal oyunların en son sürümlerini kullandık. Evet yine testleri taşınabilir bir SSD'den yaptığımızda belirtelim herhangi bir sabit test ile karşılaşmamak için. Rainbow Six'e hiç test ettiğimiz bir başka oyun. 1445 çözünürlükte Ultra R'larda DirectX 11'de 127.4 FPS değerini elde ediyoruz. Gerçekten muazzam. Yüksek hertz'te Ultra'ya da erişebiliyoruz artık. Yani çok yüksek FPS'li bir monitör, çok yüksek hertz'li bir monitörde her oyunda ayarları kısmak zorunda değiliz. Ultra'da bile 120'yi görebiliyoruz. Evet. Madem 120 FPS aldık o zaman çözünürlüğü artıralım dedik ve 4K'ya aldık çözünürlüğü. Yine ultra ayarlarda 64.6 FPS hali. Bu da 4K 60 Hz bir monitörde rahatlıkla kullanılabilecek bir değer. 60 FPS'e de oynayabiliriz. Gelelim en popüler oyunlardan bir tanesine ve önümüzdeki yıllarda da devam edecek Battlefield 1 testine. Evet Battlefield 1'i gerçekten uzun süre boyunca oynadık. 1440p Ultra ayarlarda, DirectX 11'de ortalama 100 FPS elde ettik. Ben orada en kötü sahnelerde bile 95 FPS civarında yandan izlerken FPS değeri gördüm. 130'a kadar çıktığı yerler var. Bu Ultra ayarlar. yani tekrar tekrar şunun altını çizmek istiyorum. Biz burada düşük ayarlarıyla 300-500 FPS alın diye değil en yüksek grafik kalitesiyle kaç FPS alabiliyoruz buna bakıyoruz. Çünkü 1070 Ti gibi bir kart aldıktan sonra ben grafikleri kısmam Recep. Alırım 1440p'de, 1080p'de Ultra'da oynarım. 4K'da bile yüksek oynamak isterim. Burada tabii güç tüketiminden de bahsedelim. Burada 290 ila 300 Watt arasında Genelde ibreye baktığım zaman 292-295 dans ettiğini görüyordum wattların ama 300 watt civarında bir güç kullanımı, güç tüketimi vardı sistemin kendisinin. Evet bu sistem dediğimiz gibi Core i7 8700K test sistemimiz. Evet burada gerçekten güç tüketiminin verimliliği, yüksek FPS, yüksek doku kalitesi hepsi bir araya geldiği zaman sistemin memnuniyeti de artıyor. Eski bir sistemi ele al bakıyorsun Fi tarihinden kalma hiç performans vermeyen bir sistem 300-400 watt güç tüketiyor. E onun tükettiği de 300 watt faturaya aynı yansıyor. Bunun tükettiği 300 watt da faturaya evet. aynı yansıyor. Aldığın performans oynadığın oyun arasında ve tabii ki sisteme yaptığın yatırım arasında çok büyük fark var. Evet. Battlefield 1 testi esnasında diğer değerleri de biraz göz attık. Örneğin kare çizimi 10 milisaniyenin altındaydı. Gerçekten güzel bir değer. Yine 65 derece ekran kartı sıcaklığı gördük en fazla. Bu da güzel değerlerden bir tanesiydi Battlefield bir esnasında. 1.9 GHz GPU frekansı yani buz frekansımız vardı. Ekran kartının serin çalışması sayesinde 1.9 GHz'e çıkabiliyor buz frekansı. Ve ekran kartı bellek kullanımı da 4 GB'ın altındaydı. Gerçekten yüksek FPS'de bir FPS oyunu oynamak için işlemcinin önemli bir faktör olduğunu belirtelim. Burada hız aşırtmalı bir işlemci kullanımının yeni nesil işlemci kullanımının kesinlikle çok büyük bir katkısı var. Çok büyük bir artısı var. Daha düşük frekanslarda tek çekirdek performansı düştüğü zaman bu kadar yüksek FPS değerlerini görememek söz konusu olabilir. Evet. Özellikle ayarları düşürür daha da yüksek FPS'ye çıkarım derseniz orada işlemci darboğazıyla sık sık karşılaşmanız söz konusu olacaktır. Bunu özellikle belirtelim. Ama 10 milisaniye altı neden önemli? Bütün testlerde zaten aşağıdaki takip tablosundan baktığımız zaman karelerin çizim hızlarının oldukça stabil olduğunu görebiliyoruz. Bu oyuncuya akıcı düzgün bir oyun deneyimi sunması demek. İşlemciniz aşırı ısınmadığı sürece sistemin kalanında stabil çalıştır uzun sürece. Kesinlikle. Ali sonuç olarak birçok oyun test ettik. Peki bu evet. testler esnasında fan gürültüsü var mıydı? Ve coil ne durumdaydı? Şimdi öncelikle coil cevaplayalım. Kullanıcıların en korkulu rüyalarından bir tanesi ekran kartlarını anlayamadıkları seslerin gelmesi. Evet. Bobin vıltısı, bobin uğultusu diyebileceğimiz ses çok yüksek elektrik yük bindirirseniz olabiliyor. Nerede karşınıza çıkabilir? Özellikle siyah yükleme ekranlarında 600-700 fps'lerde olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Biz özellikle uzay montaj yaptık ki ses sıcaklık seviyelerini iyi takip edebilirim. Siz kendi kapalı kasanızı ...sıcaklık değerlerinin biraz daha yüksek olacağını tahmin edebilirsiniz. Onu göz önüne alabilirsiniz. Evet. Fakat burada bobin vızıltısını oyun oynarken, herhangi bir işlem yaparken duymak mümkün değil. 600-700 FPS'li çok zorlayıcı şartlarda elektrik sistemden hafif uğulama duyabildik. Evet ama bunu gerçekten çok zor duyabildik. Elektrik sistemini PCB geliştirdikleri için en az... Bobin gürültüsünden korkacağım kartlardan bir tanesi olmuş. Bunu söyleyeyim. Evet, kapalı kasanızdan herhangi bir bobin vızıltısı duymanız söz konusu değil. En azından bizim test ettiğimiz ekran kartında bunun altını çizerim. <laughs> bir şey olursa yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Evet. Gelelim fan kısmına. Herkesin bu kartı alıp sistemine takan duyup duymayacağı sese. 3 fanlı tasarım genişletilmiş tasarım ses olayını cidden artık bayağı aşağı indirmiş. Evet ve de ekran kartının sıcaklık değerleri inanılmaz derecede düşük 65 dereceler 70 dereceler çok iyi değerler baktığımız zaman fanları sonuna kadar alıp ekran kartının böyle soğutma sistemini zorlayacağımız bir durumuyla kesinlikle karşılaşmadık. Evet normal şartlarda fanlar hem sessizdi hem de ekran kartı gayet serin çalışmayı başardı. Buradaki 2.5 slot kaplayan alüminyum bloğun iyi bir iş çıkarttığını söyleyebiliriz. Asus'un soğutma sistemini en abarttığı ekran kartı olmuş diyebilirim. Burada gerçekten iyi bir iş çıkartmışlar. Sisteminin serin çalışmasını isteyenler daha da kasanın fanlarını senkronize hale getirebilirler peki bütün bu testleri yaptık, performansı gördük. Artısını, eksisini, hatası var mı, kusur var mı her şeyini değerlendirdik. Sonuç itibariyle 1070 Ti'nin bu Rockstrix güçlü versiyonu alınır mı sence? Daha hesaplı sürümlerin bakmak lazım ya da genel olarak 1070 Ti'ye niyet etmeliyiz. miyiz? Ali, öncelikle kart 1445 özürlükte gayet güzel bir değer sunuyor. Alınır mı, alınmaz mı bu biraz fiyatlandırmaya bağlı. Çünkü kart tam 1070 ila 1080 arasına konumlandırılmış. Yani biraz daha yukarı çıkıp 1080 alabilecekseniz tabii ki 1080 almanıza fayda var. Biraz daha da yukarı çıkıp 1080 Ti'ye alabileceksiniz o zaman, 1080 Ti'ye de çıkmakta fayda var. Bu tamamen bütçeye bağlı. Hani klasik bir sistem toplama yorum vardır ya, yahu o sisteme ben 1070 değil, 1070 Ti koyarım. Şimdi bir tane kullanıcı 1070 Ti ye koymak yerine, 1070 koyup başka bir bileşenini daha iyi yapmak isteyebilir. Heh. Ya da başka bir kullanıcı da zaten 4K'ya çıkmayacağım, 1080'i değil, 1070 Ti yapayım, aradaki fiyat farkını başka bir yerde kullanayım diyebilir. Bu kadar güçlü ekran kartları olduktan sonra, fiyat adımları arasındaki bu farklar aslında bizim avantajımıza. Ama Recep, şurada bu ROG sürümünün özellikle güçlü soğutması almak için anahtar bir tane sebep. Kesinlikle Ali. Yine ABG olması da bir başka artı. Yani biraz profesyonel kullanıcılar, overclock konusunda tecrübeli kullanıcılar kartı alıp 1080 performansına yaklaşabilirler. Yaklaşabilirler ama 1080 ayarında tam olarak değil. Bunu özellikle söyleyelim. Aradaki dediğimiz gibi o hem fiyatlandırma bir de işin ikinci bir kısmı var Recep. Sadece fiyata değil de bir de kullanacağın kartın ömrüne baktığın zaman buradaki gelişmiş soğutma hız aşırtma yapmayacaksan bile kartın uzun süre boyunca sağlıklı kullanılabilsin sağlayacak. Evet. Kafan rahat olacak. Üst model almış olmanın bir de verdiği avantaj var. Işıklandırmasından arka plakasına kadar gayet güzel ve ROG kulübüne üye olmayı hak ediyor. Evet. Sonuç itibariyle hem 1070 Ti Güzel bir konsept. Nvidia açısından çeşitliliğin artması iyi. Rekabeti görüklüyor. Asus açısından da ROG ailesine böyle güçlü bir modeli katmak güzel. Tabii ki dediğimiz gibi kullanıcının toplayacağı sisteme bağlı. Bu sistem içinde sistem tavsiyelerimizdeki en güncel konfigürasyonlara kurulumlara bakabilirsiniz. Evet. Sizler birlikte Asus'un ROG Strix GTX 1070 Ti ABG model ekran kartını inceledik. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.